basına ve kamuoyuna. Yıllardır basın emekçiliği yapan arkadaşımız Pirha Dersi muhabiri Diren Keser, çarşamba akşamı daha önceki yıllarda hakkında açılan dava sonucu aldığı ceza nedeniyle herhangi bir bildirim yapılmadan kendi evinden alınarak Tarsus Kampüs Cezaevine gönderildi. Gazeteci arkadaşımız Diren Keser, daha önce haber değeri olan sosyal medya paylaşımları sebebiyle yargılanmış ve sırf iktidarın rahatsız olacağı haberler yapması sebebiyle propaganda suçundan ceza almıştı. İfade özgürlüğü demokratik bir toplumun gereği olan en önemli özgürlüklerden biridir. Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmiş devletlerde şeffaflık, kamu hizmetlerinde halka yakınlık, hakkaniyet gibi meselelerin hayata geçirilmesinin esas koşullarından biri bilgi edinme özgürlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Hukuksuzluğu en yüksek noktada yaşadığımız yıllar gözümüzün önündeyken bu ibareyi sadece kağıt üzerinde okuyabiliyoruz. PİRHA, yani PİR Haber Ajansı, başta Alevi haber ve gündemleri olmak üzere Alevilerin yaşadığı kentler dahil toplumsal ve demokratik hak arayışlarını gündemleştiren bir haber ajansıdır. Alevilerin ve tüm diğer kesimlerin hiçbir baskıya maruz kalmadan tüm diğer inançlar gibi kendi inançlarını yaşama doğrultusunda verdiği hak arayış mücadelesini, gündemlerini gazetecilik mesleğinin etik değerleriyle kamuoyuna taşıyoruz. Siyasal, sosyal, hukuksal alanda büyük bir krizin yaşandığı günümüzde iktidar, bu krizin çözümüne yardımcı olmak ve nefes alma kanallarını açmak yerine yargı eliyle eşitlik, özgürlük, adalet ve barış isteyen, bu konuda hak mücadelesi veren bütün kesimleri susturmaya ve cezalandırmaya çalışıyor. Bunun en yoğun halini yaşayan kesimlerden bir tanesi de şüphesiz ki basın emekçileridir. Halkın haber alma hakkını savunan, doğru bilgi vermeyi ilke edinen bizler, devletin ve iktidarın hedef tahtasında her daim bulunur vaziyetteyiz. Meslektaşımız ve mesai arkadaşımız Diren Keser'e verilen ceza da esasında özgür basına, doğru habere, muhalefetin sözüne, habercilik kimliğine verilmiş bir cezadır. Çarşamba gecesi bildirim yapılmadan yakalama işlemi yapılmasının dürüst işlem ilkesine aykırı olduğunun avukatlar aracılığı ile belirtilmesine rağmen hiçbir ilke tanınmadan bildirimsiz yakalama işlemi yapılan Diren Keser yalnız değildir. Cezaevine girecek bir insanı en azından hazırlık ve ailesinin temel ihtiyaçlarını gidermesi için birkaç gün müsaade tanımadan apar topar alıp cezaevine göndermek kelimenin tam anlamıyla zulümdür. Bunu hiçbir kitap, hiçbir inanç kabul etmez. Öte yandan arkadaşımızın sosyal medya haberciliği sebebiyle cezanın alt sınırının çok üstünde bir hüküm ile karşı karşıya bırakılması ile birlikte düşündüğümüzde verilen bu karar ve bunun uygulanma şekli adil değildir, vicdani değildir, insani değildir. Bizler mesleğimizin ilkeleri önde olmakla beraber aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünü, vicdanı savunanlar olarak bu muameleyi kabul etmiyoruz. Bu artık sadece politik değil, insani bir soruna dönüşmüştür. Diren Keser için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğü engellenemez. İnsani ve vicdani değerler bu kadar ayaklar altına alınamaz, özgür basın susturulamaz. Dersin basın emekçileri. Özgür basın susturulamaz. Özgür.